parladık. İki parmağı birlikte aslında atmosfere verdi. Oksijen konsantrasyonunda büyüğünü de arttı. Kandırmayla beraber aslında hem alplerimizin hareketini sağlıyoruz burada, biyokütle hareketi sağlıyoruz. Hem de oksijenin daha rahat çıkmasını ve fotosentezin daha efektif olması. Gördüğü üzere karbondioksit tutulmakta, oksijen gazı çıkmakta. Bunun amaçlarını aynı zamanda hizmet etmekte. Sağlık ve kaliteli yaşam, erişilebilirlik, temiz enerji. Dünyada benzer örnekleri olmakta. Tek yaptığımız. Mikroalkler, bu 200 litre kapasiteyle tasarladığımız algaç bir günde 25 yaşında 5.6 tane ağacın tuttuğu hem karbondioksit alıp oksijen veriyor, ayrıca 25 yaşındaki 6 tane ağacın tuttuğu karbondioksit tutabiliyor. Aslında bu kalabalık şehirlerde ağaç dikmek için ya da yetiştirmek için yeterli zaman. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olduğunu biliyoruz ve bu sulak alanlarda en fazla mikroalg ve makroalg dediğimiz fotosentetik üretimden sorumlu olan canlılar yaşamakta. Mikroalg ve makroalglerin karbon tutma oranları çok yüksek ve atmosferdeki oksijenin %70'ini bu canlılar üretmekte. Bilindiği üzere karbondioksit salınımı her geçen gün artmakta ve küresel ısınmaya sebep olmakta, iklim felaketlerine sebep olmakta. Biz işte bu düşünceden yola çıkarak mikroalglerin karbon tutma potansiyelini kullanarak atmosferdeki karbondioksiti azaltmak için alg ve ağaç kelimelerinden türeterek algaç adını verdiğimiz bu tasarımımızı yaptık. Burada yüksek karbondioksit tutma seviyesine sahip ve yüksek biyokütle üretkenliğine sahip olan bir mikroalg türü kullandık. Ve karbon tutması için yine havalandırmaya da ihtiyacı var. Güneş enerjisi panellerinden elektriğini karşılayan, kendi kendine yeten kapalı bir sistem tasarladık. Kesinlikle bir enerji sarfiyatı yok. Bu yönüyle hem ekolojik hem de ekonomik. Açığa çıkan tabii biyokütle, yani mikroalg biyokütlesi aynı zamanda hayvan yemi ve yem katkı maddesi ya da biyogübre olarak da kullanılma potansiyeline sahip. Aslında hayvancılık projesinde destekleriyle yaptığımız bir çalışma oldu bu, o düşünceden yola çıkarak. Çünkü güneş ışığı çok daha önemli alglerin üremesinde. Açık sistemde nasıl bir şey tasarlayabiliriz diye düşünerek bu tasarımı ortaya çıkardık. Yine bu tabii, yani bu kampüsümüzde zaten yeteri kadar ağaç var ama bunu
ortaya çıkışı şöyle, daha çok kalabalık şehirlerde, işte ağaç dikmek için yeterli zaman ve mekanın olmadığı ortamlarda inovatif bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada bazı örnekleri var ama ülkemizde tek algaç. Yine kapalı ortamlarda, örneğin okul, hastane gibi yeterli havalandırmanın yapılamadığı ortamlarda, daha küçük hacimlerde, daha estetik olarak tasarlanarak da kullanımı yaygınlaştırılabilir. Algaç yaptığımız biyokütle hesaplamalarına göre ortalama 5.6 tane 25 yaşında ağacın tuttuğu karbondioksit tutabilme potansiyeline sahip. Bu yönüyle işte dediğim gibi ağacın büyümesini için bekleyeceğimiz zaman olmadığı, daha çabuk karbondioksit oranını azaltmak istediğimiz ortamlarda kullanılabilecek yenilikçi bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında tabii ülkemizin de dahil olduğu Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de hizmet etmekte. Sağlık ve kaliteli yaşam, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, yine karasal yaşam gibi sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden bir çalışma olarak tasarladık.